1 Eylül itibariyle balık avlanma yasağı sona eriyor. Karasulu balıkçılar da Karadeniz'e açılacaklar. Yeni Mahallesi ve İhsaniye'den Karadeniz'e açılarak vira bismillah diyecek balıkçıların bir kısmı umutlu, bir kısmı da beklentisi düşük durumda. Fakat ortak şikayet mazot maliyetlerinin fazlalığı. Bakalım bu sezon sofralarımıza hangi balıklar gelecek? Valla 1 Eylül itibariyle sezonu açacağız Allah'ın izniyle. Bakalım, bütün balıkçılarımız hemen hemen hazırlıklarını tamamladılar. Birkaç teknemiz var dışarıda. Onlar da işte son hazırlıklarını yapıyorlar. Ağlar falan, işte kayık bakımları tamam. 1 Eylül itibariyle vira bismillah diyeceğiz. Bu sene göründüğü kadarıyla balık var. Geçen sene de yapmış olduğumuz röportajda balık yok demiştik. Gerçekten balık kıt bir sezon geçirdi. Palamut iğme hemen hemen yemeyen balıkçılar bile oldu. Fakat bu sene görünen palamut var. İnşallah sezon da iyi geçecek. Fakat gün geçtikçe palamut büyüyeceğine daha da küçülüyor. Sorun o. Valla Karasu'da şimdi bize kayıtlı olan 80 kadar üyemiz var. Kooperatife üye 80 tane balıkçılarımız var. Bunların içinde midyecisi var, salyangozcusu var. Palamutçu, yani gırgır ağlarıyla avlananlar, trolla avlananlar var. Bunları kategorize etmenin imkanı yok. Bazen bir tanesi salyangoz tutarken diğer gün trola çıkabiliyor. Yani günün şartlarına göre avlanma şeklini de değiştiriyor. Beklendiğimiz bu sene göründüğü gibi denizlerdeki olan balığa biraz şey olduk ama biraz zayıf görünüyor. Şu anda denizde var balık ama çok yem olduğundan bizim oltalara şu anda vurmuyor. Ama ağlara vurur mu vurmaz mı bilmiyorum. Şu anda denizde yani palamut var ama yani biz güvendiğimizden çok az oldu. Çünkü sezon çabara sezonu başlamadan evveli denizin her tarafında korkunç balık vardı. Ama şimdi bu 15-20 günden beri, 10 günden beri balık çok azaldı. Yani tuttuğumuz denize gidiyoruz 10 tane, 15 tane, 20 tane balık. Yani bu balığa göre bizim 100 tane, 200 tane balık almamız lazım. Artı bir de şu var, açıkta 10 mil, 15 mil açıkta iyi balıklar varmış, iri balıklar. Yani burada gemiler geçiyor, oradan söylüyorlar. Hayırlısından eğer kıyılarda inerse kıyı balıkçıları da sebeplenir. Ne tutuyoruz? Denizden tuttuğumuz balığın mazotun bağlılığından büyük sıkıntı var. Yani balıkçılara büyük sıkıntı var. Mesela ben iki kere günde çabaraya gidiyorum. Çabaraya diyeyim sana. Balık tutmadım mı 250-300 lira çepten gidiyor. 10 tane balık alsan, bunu satsan mazotu ya alırsın ya almazsın. Yani o vaziyet şu andaki durum. Allah 2022 sezonu ilk başta bütün balıkçımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kazası belası güzel bir şekilde sezon geçirmelerini istiyorum. Beklentilerimiz bu sene, 2 sene boyunca bu meralarımız Sakarya bölümü açık. Verimli bir sezon geçeceğine inanıyoruz. Numuneler alımından bu da zaten belli. İnşallah Allah kaza bela vermez, güzel bir sezon geçirir herkes. Yaklaşık bu sene 10-12 tane midyeci teknesi olacak burada. Bunların boyları yaklaşık 15 ila 22 metre arasında. Günlük 10 ton kotamız var. Bu kotamızı en verimli bir şekilde denize çıkıp bu 12 tane tekne tamamlayıp bu bulunan iskelelerimizden, karşı tarafta olan iskelelerden herkes kendi iskelesine kamyonlara yüklenip firmalara gidecekler. Burada işlenip İtalya'ya sevk edecekler. İnşallah herkese bol kazanç nasip eder Allah.